Herkese merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün yine bir video çekiyoruz arkadaşlar. Çok uzun olmasa da vaktim yok çünkü. Hava zaten gördüğünüz gibi dumanlı, sisli, eksi 3 derece. Geçen aldığımız küllüğü uçurmaya başladık biliyorsunuz. Bel kıramıyorduk, kuyruğunu çekmiştik. Şimdi bel kırmaya başladı, takla atmaya başladı. Şimdi ağır ağır sefere çıkmaya başladı. Elinde böyle kuşlar olan arkadaşlar için tavsiye etmiştik bunu deneyebilirler diye. Şimdi az önce kaldırdım ben onları. İsterseniz hep beraber uçuşlarını alçaldılar zaten. Evet, yerimizi de hazırladık arkadaşlar. Yapışlarımızı da serelim. Bir 20 dakikadır uçuyorlar. Nerede? Şurada arkadaşlar. Şekerimiz yanında bir tane bango attım arkadaşlar. Yanlarına Türkiye'de azman diyoruz bunlara. Yükselmeleri için. Yükseldiler de şimdi ağır ağır alçalıyorlar. Şekerimiz gördüğünüz gibi seferlerine de başladı. Da kanatları ağır ağır çıkmaya başladı. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi yavru şekerimiz seferlerine başladı. Ağır ağır. Bakalım önümüzdeki hafta teki almayı düşünüyorum artık. Beyazımız. Burada bütün kuşlarımız ağır ağır çıkmaya başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi ağır ağır seferlerine başlıyor arkadaşlar. Kuyruklar da olmadığı için biraz zorlanıyor ama en azından öğrenmeye başlıyor. Bir 30 günümüz daha var. Kuyruk süresi, kanat süresi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğiz. O zamana kadar zaten kendisi de sefere girmeyi öğrenecek. Güzel bir dalış. Bu da böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağır 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 kuşlarımızı da eğitiyoruz. Ağlarımızı da kaldırmıyorum dediğim gibi. Çünkü geldiği yerden daha yavru kızmasıydı. Daha yeni uçmaya başlarken. Biz buraya aldık. Bir ay Almanya'da kaldı. Ondan sonra buraya geldi. Burada da biliyorsunuz arkadaşlar kanatlarını makaslaydı. Daha sonra yumurtladıktan sonra kanat verdik arkadaşlar.
Ve şimdi ellemiyoruz ki kendileri uçmaya kalksın. Çünkü bizim etrafımız hep binalarla çevrili. O yüzden kendileri kalkıp kendilerini uçmaları tercih edip yavaş 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 nefesleneceklerine inanıyorum. Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi zaten şekerimiz de yarım saat uçmasına rağmen performansı güzel arkadaşlar. Bu diğer düz kuşların etkisi çok bu işte. Uçum kuşu olarak. Yani herkesin kümesinde bir çift düz güvercin beslemesi bence mantıklı. Bangolarımız da ot topluyor. Bakalım işte alalarımız onlar da ot topluyor. İnşallah yavruları çıkacak. Daha ilk yavruları olacağı için de belki biraz çok özenmeyebilirler ama inşallah bakalım ne çıkarsa bahtımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerimiz ben buradayım diyor. Kümese inmeyi tercih ediyor genelde. Demek ki o da öyle. Kendi yolunu bulacak arkadaşlar. Küllümüz. Gördüğünüz gibi küllü de ağır ağır açılmaya başladı. İnanıyorum. Çünkü annesi babası da orada. Oyunlu kuşlar. Aldığımız sarını bunun babası atmaca alan. Annesi de maviymiş. Bakalım küllü atmış işte. Bakalım ondan da umutlarımız var yani. İnşallah. Böyle olsun arkadaşlar. Hakikaten çok soğuk. Yani kuşları sabah performans verebilmek için uçurdum arkadaşlar. Hakikaten bir saat zor dayandım yani. Bir de kanaryaların, kuşların sularını değiştirdim. Çünkü eksi olduğu için arkadaşlar bütün sular dondu. 2 saatte bir bakalım işte güneş doğana kadar doğarsa değiştireceğiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ben İrfan Sarak. Hoşça kalın, dostça kalın, evde kalın.